dediği ülkenin yer farkımızda bu kalpadan bayrağına ev sahipliği yaptı. İrfan Öcüler'e hoş geldiniz. İrfan Öcüler programımıza son devrin önemli şahsiyetlerini tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Ve onlara yakından tanıyan, onların sırrına vakıf olan, yanlarında bulunan değerli büyüklerimizle onları konuşuyoruz. Bu ayda Safer Efendi'yi inşallah alacağız, anlamaya çalışacağız. Ben hemen sözü uzatmadan değerli büyüğümüz Nurun Erçel'e sözü veriyoruz. Buyurun zaten. Aynı zamanda imanenin tesbihidir. Tesbih
yine sağlam durur, değişir. Dünya hayatı gibi ama imanın etrafındaki tesbih taneleri dağılmaz. Biz bu genelin seferlerin hazretlerine, özeline bakarsak, bugün Türkiye'de çok ciddi bir tasavvuf geleneğinin bilgi kaynağı var. Bunun da iki önemli unsuru, biri kıyafetler, biri musibiz. Kıyafet şu bakımdan önemli, ne yazık ki Türkiye'de çok fazla kavram kargaşası olduğu için Allah'ın örtünme emri bile başörtüsüne indirgendi. Başörtüsü başka bir şeydir, örtünme başka bir şeydir. Allah başınızı örtün demiyor. Öyle bir emri yok. Ama örtünün diyor. İşte biz evliya olmasına evliyayız ama da bu tersinden anlıyoruz. Kabilinden. Başımızı örtüyoruz ama örtünmenin şartlarını yerine getirmiyoruz. Oramız buramız meydanda. Öyle mi? Öyle. Ayaklarınızdaki halhalların sesini duyurmak için ayaklarınızı kuvvetli olarak yere vurup dikkat çekmeyin diyor ayet-i kerime. Biz özel ses çıkaran topuklu ayakkabılar giyiyoruz. Tak 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 yürüyor. La teşbih beygirmalı gibi. Niye bu kadar kaba konuşuyorsun? E güzel söyleyince anlaşılmıyor. Öyle belki anlaşılmaz. Niye ümitle söylüyor? O da bir dikkat çekmek. O da örtünme yaygıdır. Ama tasavvufi kıyafetlerin sembolizasyonunun çok ciddi bir eğitim aracı olduğundan bir haberiz. Birilerde görüyoruz. Veya şeyh geçinen bir sürü sahtekar var. Çünkü toplum o kadar cahil ki önüne gelen adamın peşine takılıyor. Siyasettendir diye örnek vermek istemiyorum ama tipik örneği FETÖ denenir. Sahtekar. Mehdi geçinenler nedense bu Mehdiler de hep Amerika'da oluyor. Bu Evren Azoğlu da Amerika'da. Bir tane vardı, Mehdi'yi tarif ediyor, kendi saçı açık olacak, yüzü zayıf olacak. Kendini tarif ediyor. Yani işte, Alan Rustra işte pala bıyıklı, hafif sakallı, uzun boylu, Mehdi böyle oldu. Yani ben, Allah Allah. Ve bunlara inanın peşinden giden titirleri, dünyevi titirleri yüksek. Doktor, mühendis, avukat, profesör, değer var. Yazık. Mesela bir adam, boynunda kravat, başında vezir kabuğu. Onlar da filmlerde gördüğünüz gibi dikişli. Kabuklar dikişli olmaz. Sargılı olur. Sonra televizyona çıkıyor, belki kapattılar şimdi televizyonu. Ben rüya gördüm ve ibadet ettim, Allah kabul etmiş midir? Sonra kabul edilmişti. Vay ve Kültür Bakanlığı bir filme destek yapıyor. Fethi destek. Akşam Settin Hazretleri göbeğine kadar sakal. Hazretin köse olduğunu davul çalıyoruz, öğrenemediler. Kösedir Akşam Settin. Onun için hak. Beyaz değil, hak. Çünkü gençler, Hacı Bayram Veli Efendimiz'in hesabında, hepsi siyah, sarışın, kumral, sakallı. E Akşam Settin sakalsız, bembeyaz suratlı. Birkaç tane Şemsettin var, Hacı Bayram Efendimiz'in dermişi. Şemsettin gelsin, Şemsettin'i çağırın. Hangisi efendim diye sorurlar. Bizim Ak Şemsettin gelsin. Ak, yani sakalsız.
Ama hep gömleğine kadar çakıldı. Hatta geçenlerde bir kitapta gördüm. Türk büyüklerinin çocuklara anlatan bir kitap. Alayım dedim. Torunlar var. Allah hepsine ömür versin. O uzun. Baktım Akşemseddin Aksakallı almış. İşte bu kadar cahillikle meydanda gördüğümüz bir takım sahtekarlar ve bilimlerde Taylasan sağda, yani sarının ucunda sallanan bölüm olmadı Taylasan. Halbuki Efendimiz Hazretlerine ait onun yaptığından madde başkasının yapamayacağı bazı şeyler var. Mesela iftar etmeden iki gün üstte oruç. Mesela her gece teheccüde kalkmak. Ben diyor, çok sokuyorum. Her gece teheccüde kalkmak. Kalkamazsın ha. Yasak. O Resulullah'a ait. Haddini bil. Ve bir yalanla kırdı. Bayezid Camii'nin açılış merasiminde Sultan Bayezid Han kalkmış ayağa. Demiş ki ikindinin ve yatsının ilk sünnetlerini hiç kaçırmaya imamete geçsin. Hiç kimse çıkmamış, hazret geçmiş imam. Yalan. Çünkü ikindinin ve yatsının ilk sünnetini hiç kaçırmayan sünnete muhalefet etmiştir. Çünkü arasına bırakacaksın. İşte Taylasan'ı da sağa sallandırmak Efendimiz Hazretleri'nin zatına aittir. Meşayih-i kiram hazaratı Taylasan'ı sola sarılır. Neden? Kafa ile gönül arasındaki rabıtayı beyinsiz ve kalpsiz herifden mürşit olmaz demektir o. Çok basit değil mi? Makale. Hem sen Sefer Efendi'den konuşacaktın. Ben bunları ondan öğrendim de onu söylüyorum size zaten. Ondan konuşuyorum zaten. Çünkü 25 sene huzurunda oldum. En büyük hazine, büyük nimetim, Rabbimin büyük nimeti bana ihsan etti. Ve usuldendir. Ölçüde sual sorulmaz. Çünkü rızaya muhaliftir. Sana bir şey lazım olduğu zaman mürşit söyler. O ne, bu ne diye soramaz. Ama rehbere sorulur. Her sefer rahatsız oldu. Hiç bulmadı. Hep cevap verdi. Mesela bir gün dedim ki Muzaffer Efendi Hazretleri'ni biz üzüyoruz. Kızdırıyoruz. Acaba kendisi de ben bu işte yeterince muvaffak olamıyorum diye beni üzüyorlar, hala üzmeye devam ediyorlar, itiraz etmeye devam ediyorlar. Çünkü mesela Amerika'ya gideceği zaman derya kalabalık başında. Efendinin gözüne girecek, sen de gel desin diye. Oraya hizmet etmeye gidildiğinin farkında olmayıp gezmeye gidildiğini zanneden saf diller öyle yaparlar. Gayet açık. Diyemezdi başka bir şey. Onu sordu. Yani bu kadar emek veriyorum bu insanlara. Bir şey ağırlamıyorlar mı acaba? Diye üzülmez mi? Hiç unutmuyorum. Sahaflar Çarşısı'nın Bayezid kapısından içeri girerken çeşmenin başında durdu. Acıydı. Mürşit hava gibidir. Astımı olmayan mübarek nefes teneffüs eder. Aynı bu kelimelerle. Mübarek yerde başka bir kelime var. Ayrıca. Astımı olmayan pezevenk teneffüs eder. Mürşit hava gibidir. Demek ki o zaman Resulullah Efendimiz Hazretleri'nin elbette rahmeten lil alemin ama Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in söz dinlememesine
kendinde kabahat bulmuyor. Keşke söylemeseler diye gönlünü açıyor ayrı mesele. Çünkü aynı sözü Ebu Cehil'e de söylüyor, Ebu Bekir'e de söylüyor. Ebu Bekir o söylüyorsa doğrudur diye onun gıyabında bile tasdik ediyor. Ebu Cehil yüz yüze geliyor. Malum hadisedir. Niye inat ediyorsun ya ebelaken? Allah'ın bir Tanrı olduğuna ve benim onun Resulü olduğuna, ben sana kaç defa söyledim deyip yere eğiliyor. Bir avuçta açıyor. Bir de bunlar söylesin istersen diyor. Çakıllar dile gelip la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar. Zaten derler. Dile geliyorlar sözü yanlış olduğu affedersiniz. Zaten bunu söylediklerinin perdesini kaldırdı Resulullah Efendimiz. Ne yaptı bu şey? Estağfurullah. Efendimizin elini ittirip taşları döktüm. Sen siyemezsin dedi. Tabi canım buna da üzülecek bir şey yok yani. Cehennemde kütük lazım. Ya aldı mı? Cehennem üzüldü mü? Allah bedava mı yaradı? İşte çok basit bir cümleyle mürşid hava gibidir, astımı olmayan kişi teneffüs eder. Bundan daha güzel bir mürşid tarifi var. Çok becerikli bir zattı. Efendim Hazretleri. Bir gün dergâhtan çıktık. Beni dedi karşıya götür. Ben de sizin mahalleye geleceğim. Tabii efendim, bayağı gittik. Bakıhan'ın sokağının alt sokağında virane bir ev. Onun durduk orada, durduk. Virane, kapısı bıçısı belli değil. Ben dedi bu evi aldım. Soğan aldım duruyor. Ben bu evi aldım. Anahtar falan yok. Kapıyı bir omuz vurduk. Girdik içeriye. Yıkıktık. Omuzların üstünden içeri girmiyor falan. Ama içeri girip de karşıya baktığınız zaman Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Ayasofya, bu tarafta da şey, Dolmabahçe Sarayı. O kadar böyle bir manzara, şahane. Ama ev, evde bir şey yok. Eskiden evmiş. Ben burayı yaparım dedim. İyi etmiş miydi? Tabii niye etmişsiniz efendim ama dedim, acayip görmesin bunu bu haliyle dedim. Ben bir yakında gördüm. O bir yerhane evden nasıl bir ev çıktı? Akıllar uzunmuştu. Vakfa sığmamaya başladık. Hani Kâbe avlusuna sığmıyorlar, böyle Kâbe'yi genişletiyorlar ya Kâbe avlusunu. Öyle bir genişletmek için bir faaliyette durdu. O zaman Allah rahmet eylesin, İstanbul Belediyesi baş mühendisi bir abimiz vardı. Efendim yaptığı işlere bu dedi bu kolonlar bunun dedi üst katını taşımaz. Yani, tabii iş yaparken her kolona bir ses çıkar. Alettir. Çok sabırlı ve çok terbiyeli bir insan. 25 sene huzurunda bulundum, ağzından kötü bir ses çıkmadı. Şaka yolu söyler. Şaka yolu galis kelimeler kullanır ama kızıp da bir kaba söz söylediğini 25 sene için. Hem de 25 sene sadece uzaktan merhaba değil. Aynı yatakta yatacak kadar yakın oldum. Amerika'da beraber yattık. Haç'ta beraber yattık filan. Hiç ağzından kötü söz çıkmadı. Ama kızdı kızdı da olurdu tabii. Rahmetli mühendis bey öğrendi. O kadar çok akıl vermeyin dedi. Benim aklım bana yeter. Çok varsa para ver dedi. Sustu herkes. Tabii çok kesin konuşurdu. Acaba mı, recaba mı diye konuşmaya imkan yoktu. Mesela rahatsızlığının son devrelerinde obreye gidilecek. Yeni bir rahatsızlık. Yani rahatsızlığın içinde biraz ağırlık olunca herkes ricacı oldu.
Ben biliyorum vazgeçmeyeceğini, ben söylemedim. Bak, Allah biliyor. Yani tehir etseniz, yani biraz daha ifak açmışsanız da sonra gitseydi. Yani herkesi kabul etmedi diyor filan. Sonra bir gün dediler, hep beraber girelim huzura, hep birlikte söyleyelim. Yani, Reşidimize asumuzu söyleyemeyecek miyiz? Söyleriz. Niye söylemedin? Söyle, girelim. Ben bir şeyle konuşmadım. Girdik. Herkes bir şey söyledi. İyi niyet, koruma, hastalığın içerisinde. Bunlar hepsi güzel de altında itiraz var. Bakın ben söyleyeyim. Altında itiraz var. Dinledim. Ağzında, ağzında, avucunda, toplamışım üstü. Keyifle. Dinledim. Bir tek cümle söyledi. Hadi sıkıza cevap verin. Bana orada ölmeyi çok mu görüyorsunuz? Ne cevap vereceğiz? Herkes kusura bakmayın. Kış üstü oturdu. Bu kadar basit. Böyle katı konuşuyordu. Beni orada ölmeye çok mu görüyorsunuz? Daha sağlıklı zamanlarında yorumdayız. Genellikle evvela Medine'ye gidip Efendimiz Hazretleri'ni ziyaretten sonra Mekke'ye gitmeyi tercih buyururlardı. Bir seferinde öyle denk geldi veya öyle uygun gördü. Bunlar nedeninin için sorulmaz. Evvela ciddiye gittik. İhram diyiz tabii. Ciddi her zaman sıcak. Aralık ayında da, Ocak ayında da resmi muameleler, pasaportlar vesaire yapılırken bir sandalye bulduk. Kendilerine oturtturduk. İşte muamele yapıldıktan sonra birkaç tane otobüse de alacağız. Buradan birkaç arkadaş, kardeş, abimden sordular. Dediler, ben oraya gideyim, yani Mekke'ye varınca ne yapacağız buradan? Herkes istediğini yapsın. Bunun doğru bir söz olmadığını, yani bir şey olduğunu hissettim. Çünkü kızgınlık, yumuşak da söylese neye kızar, neye kızmaz anlardım. Çünkü bir şeye kızmış. Dedim, efendim müsaade ederseniz böyle bir şey olmaz. Herkes kendi başına hareket edecekse niye size ağırlık veriyorlar, peşinize takılıyorlar? Ne mutlu size? Niye dedim? Herkes serbest olacakmış. Siz ne emrederseniz öyle olacak. Ama ne yapayım, benim sesim kalın. Tarzım bu. Yani böyle bağırır gibi. Siz ne derseniz öyle olacak. Ne münasın? Hadi siz gidin dedi, muameleler yapın dedi. Bir sandalye de Doğrul'a getirin dedi. Dedik, bir sandalye var dedi. İkimiz oturuyoruz. Pop pop çekiyor. Acı, buyurun kardeşim. Ara sıra dizginleri bırakacaksın dedi. Bakalım ne halt edecekler. Adam idare etmeyi de bu lafla öğrendim ben. Ondan öğrendim. Ara sıra dizginleri bırakacaksın. Bakalım ne halt edecekler. Bilmediğinden değil, bizi bize öğrenmek için yapıyor. Yoksa ne halt edeceğimizi bilir. Şakalar da yapmak çok güzel. Pek alışveriş ve gezmeyi sevmezdi. Ama Ramazan'dan bildiğim önce bayılırdı çarşıda dolaşıp iftarlık, sahurluk bir şeyler almaya. Bir de Bayezid Camii'nde şimdi mukabeleler olur. Ezana yakın dağılmış, yaz Ramazanları o zamanlar. Kazara bırakırsak, oruç sarhoşluğuyla ne kadar ıvır zıvır varsa satın alır. Tornavida, pense, çekiç, keser, kompas,
veya kutu içinde takımlar. Kaç tane var hani evde? Elimden de çok iş gelir ayrı. Koluna gelirdim ben zor götürürüm. O şey, üniversitenin kapısından geçip oradan minibüse binip şeye, Karagümrük'e gitmek üzere. Sonra bir gün anlattı. Fahreden Efendi Hazretleri Ramazan akşamı Devlet Ahmet'in gelmiş sofada kocaman bir hasır örgülü damacan koyu renk, yeşil veya kahverengi. İşte zeytinyağı koyarlardı ona. Beyaza konmaz ya zeytinyağı. Güneşle arası iyi değildir zeytinyağı. Suyun da arası iyi değildir. Kim aldı bunu? Ne, bu kadar büyük şey burada ne işi var demiş. Ha, ruh halde Efendi Hazretleri biraz önce hamal getirdi, siz alıp gelmişsiniz. Yahu Ramazan kapısı almış. Belki lazım olur diye almış. Ben de ona benzedim elhamdülillah. O kadar severdi ki mübarekede. Şaka yapardı. Alışveriş ve gezme sevmez arz etmiştim. Amerika'dayız. Sabah namazdan sonra biraz daha yattık, kuşluk vakti kalktık. Kahvaltı ettik filan. O gün bir iş yok. Hep toplantı yok, konferans yok, ayin yok filan. Dur halı kat giyin dedi. Çin mahallesine gittik. Çin mahallesinde de bir takım antikalar var. Bir arkadaşımız var bu işten anlıyor. Sen tesbihlik ağaç alıyor. Mercan alıyor oradan. Efendim böyle şeylere meraklı ama alıp almasını sevmez. Ben sevmez alacağım şimdi. Ben de ciddi zannettim. Ben kalktım giyinmeye doğru giderken. Dur dur dedim. Gel buraya gel. Git git gel gel. Gel buyur. Şimdi mahallesine dedim, bir şey lazım dedim. Doğan'a söyleriz, o getirir size dedim. Yani dedim, siz de istemezsiniz. Ya Hacı annene özledim Doğan işte. Hacı anne merhamet atar. Şimdi mahallesine dedim. Böyle de latif bir zattı. Benim en iyi arkadaşımdı. En büyük dert ortağımdı. En sevgili abimdi. Daha başka ne sıfatlar varsa hep ehleniydi. Ha şimdi de öyle ha. Gözden ırağı olmakla bu halleri kaybolmadı. Sadece benim gözümün cemali noksanlaştı. O kadar. Yoksa o eksik değil. Çünkü müminler ebedi ayrılmazlar. Bizi dünya hayatında eteklerinin altında kabul edenler, ahiret hayatında da, ebedi hayatta da bırakmazlar. Böyle imanı olmayan da zaten dermiş olmaz. Değmiş olur ama dermiş olmaz. Nurhan Atasoy Hoca'nın yazdığı Derviş Kimisi isimli kitap buyur. Tasavvufi kıyafetler hakkında en önemli kaynak. Ondan önce Hacı Efendi'nin yazdığı risaleler de var ama o önemli. O kitabın 5/4'ü Sefer Efendi Hazretleri'ndedir. Verdiği malumatlar, fotoğraflar vesaire. Hatta kendisi bazı kıyafetleri o kitapta yayınlanmak üzere fotoğraf bile çekilmiştir. Bu arz ettiğim gibi o sembolizasyondaki eğitim bilgileri çok önemli. Ve daha kullanılan, daha önde olan bir hal. Bugün tasavvuf musikisi denilen aslında ne yazık ki
pek çok alerjik insan var bu memlekette. Sultan, tekke, özel kelimelere bir yerlerine batıyor demek ki. Nereden çıkardın diyeceksiniz. 30'lu yılların İstanbul Radyosu neşriyatına bakarsanız Sultani Yegah diye bir makam vardır. Biz her yerde var ya, o Sultani Yegah'dır mesela. Milli Yegah yazıyor. Sultan da bana şey diyor. Hacı Arif Bey'in meşhur şarkısı arz edemem halimi sultanımadır orijinali. Değiştirdiler. Arz edemem halimi cananıma. Canan başı, sultan başı. Bunun gibi tekke lakırdısı da bir yerlerine batanlardan dolayı yine Sefer Efendi'nin sayesinde televizyonda ilk tasavvuf müziği, tekke müziği programı yapıldığında 81 Ramazan'ı Beyler Bey'i rahmetli Münevver Alaşlı'nın yalısı da biz çektik programı. Orada nokta koyalım. Bor'a gittik. Nide Bor. Ahmet Kudusi Hazretleri'nin alma merasimine. O zaman Namık Kemal Zeybek'ti. Fakat orada salonda ilahiler okuduk. Yaşlı bir amca. Nereden nereye geldik? Biz bu ilahileri mağaraya girip uyuzumuzu kaşımak için gayet alçak sesle 3-5 arkadaş söylerdik. Şimdi valiler, bakanlar, efendim, mevuslar seyrediyor elhamdülillah deyince efendim de başımıza. O günler bir daha geri gelmesin diye gençleri yetiştirmek lazım. Değil mi abi dedi. O borlu zaten. Bizden geçti ama senin gözünden belli. Sen yaparsın kardeşim dedi. Ne göz varsa o borlu abi dedi. Yapsın. Bugün tasavvuf müziği diyoruz mecburen. Tekke müziği repertuarının %99,9'u Sefer Efendi'nin tespit. 6000 civarında eser var. Notaya alınmış. Bunların kaybolmamasını temin için meydan görmüş adamlardan veya bir şekilde kulak dolgunluğu olan yaşlı dedelerden. Fakir biliyor, kocaman bu kadar böyle burun dikleyip makaralı, böyle şimdi gibi bu kadar ciddi değil. Aa böyle bavul. Bir tek ilahi almak için Kara Müsel'in bir köyüne gitti. Halbuki hiç sevmez. Yani ev, dükkan, derya. Başka bir şey sevmez. Ama bir tek ilahi. Evet, bir tek ilahi. Öyle buyururdu. Koş kuzudan olur, yangın kıvılcımdan olur. O bir, 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 artı bir, artı bir, artı bir, bugün 6000 küsurlarda. Sonra bundan kalmadı tespitleri. Bunu nota bilenlere nasıl bir teşvik, nasıl bir gönül alma, nasıl bir ifade ise insanlar ailelerini, çoluk çocuklarını bıraktılar, harıl harıl makale yazdılar. Allah rahmet eylesin, Aslan Tepkür Kemali. Onunla başladı, sonra Kanuni Cüneyt Kosal'la. O %95'ini yaptı. Hatta ufak tefek Neyzen Doğan Ergin, keza genç Neyzen Doğan, Dikmen, efendim, Kemal İmidat adı sonrasında. Onlar da mutlaka. Ayrıca hep meşgul olur. Boş zamanını hiç görmedim. Meşguliyetler var. Divanlardan özellikle bestelenmemiş şiirler seçer. Üşenmez, onun güzel İncil'i bir yazısıyla yazar. Beste yapma kabiliyeti olduğunu gördüklerine
şunlara bir bakın bakalım diye dağıtır her hafta. Haftada iki gün hafta. Her hafta. Yüzlerce yeni dönemde böyle eser kazandırdı. Yüzlerce. Kendi de yaptı. Teşvik etmeyi çok severdi. Çünkü gönlünün bir tarafında bir toz var. Müzikiyle genç yaşından beri seyir olarak meşgul olmuş. Tahsil olarak değil. Yani zaten bizdeki müzik tahsili bizim müzikimizi çok iyi göstermez. Yani nazariyat bizim müzikimizi göstermeye yeterli değildir. Çok basit bir sistemdir. Öğrenmesi kolaydır ama tam göstermez. İlla usta göreceksin. Usta da seyirle öğrenilir. Sefer Efendim Hazretleri iyi seyir bilirdi. Bir beste denemesi yapmış. Çok iyi nazariyat bildiğini biz de biliyoruz. İyi nazariyat bilir de leberi koydum tavaya diye bir söz yapmış. Bu söz Efendimin gönlüne toz olmuş. Kırılmamış ama birkaç defa duydum bunu ağzımda. Onun için lalettayin bir çalışmaya bile olmamış demez. Şurasını şöyle yapsam da demez. Bunu yapan daha iyisini de yapar. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Allah tesir fark etsin. Eğer canlıysa zaten okunur gibi hep teşvik. Hep güzellik, hep iyi. Henüz bekardım, Soğanağa'da oturduğu zamanlar, her salı akşamı, işten çıktıktan sonra Zafer Efendi'nin dükkanına giderim. Oradan Zafer Efendi ya gelir ya fakir hastaneye gider, oradan Soğanağa'ya gideriz. Allah ahiret nimetleriyle mütenayim kılsın. Hacı anne dört tane hapsiyi böyle yapar. Ne anladın? Hapsi kuşu. Ama böyle bir tabak, aha bu kadar. Hemen de genç. Rahmetli İbrahim var. Fahrettin kuş. Acı var. 10 dakikada o hapsi böyle tırrr aşağıya iner. Sonra sabah namazına kadar. O ne babacığım, bu ne babacığım, o ne babacığım, bu ne babacığım. Bunu çalıştırdım. Sonra o çalışmaların tam düzenli olmasa da bir kısmı tasavvuf terimleri sözlüğü ismiyle kitap halinde çıktı. Orada da çok ciddi bir mütevazı görülmek değil. Tevazuun muşahhas bir şekli. Ben mütevazı davranıyorum. Hayır öyle değil. İçine sinmiş bir tevazu abidesiydi. O tespit ettiği lügate koyacağı kelimeleri ve kavramların kendisi asla tarifini yapmadı. Büyüklerimiz o hususta ne demişler? Onları topladı. Özellikle de nutuk olanları. Eştepzade Efendimiz ne demiş? Niyazi Mısri Efendimiz ne demiş? Hazreti Hüdayi ne demiş? Onları o maddede toplayıp okuyana hatta büyükler bunu böyle 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 söylemişler. Ben bunları okuyayım bir şey anlayayım. Bundan daha büyük bir öğreticilik var mı? Böyle bir kitap yok dünyada benim bildiğim. Her kitap yazar kendi fikrini söyler. Hiç kendi fikrini söylemeden. Büyüklerin o konudaki laflarını toplayıp okuyucuya vermek. O kitap
efendimin çalışmalarını göstermiyor. Aynı mesele. Çünkü son çalışmaları yapamadı. Ayrıca insanlar kendilerinden sonra yazdıkları eserlerle ölçülmemelidir. İnsanın en büyük eseri yetiştirdiği insandır. İpten kasıptan kaç tane adam kurtardı biliyor musunuz? Birileri var. Ha bir de bir ufacık şey yazdı değil. Eskiden tramvay Bebek'e kadar biliyorsunuz. Bebek'ten sonra yani 1953'te Rumeli Hisarı İstanbul Fethi'nin 500. yıl dönümü münasebetiyle Adnan Menderes tarafından tamir edilmeden ve sahil yolu yapılmadan Bebek'ten sonra bildiğin taşlık, kayalık, eğer daha ileri gideceksen Bebek'ten yukarı çıkıp Hisar'ın üstünden Nahri Baba Tekkesi'nin oradan geleceksin aşağıya. Eski yol öyle. Şeyde de Rumeli Hisarı'nda da bir Cerrahi Tekkesi var. Fahrettin Efendi Hazretleri ara sıra oraya gidiyor. Öyle bir şey icap etmiş. Nedense akşam üstüne kalmışlar. Şeye gitmiş, Bebek'e gitmişler. Yanında da genç bir demişi var. Zonfara gitmek geç ama yani hizmet demişi var. Şeyden sonra, tramvaydan sonra yürürlerken hava kararınca sokak köpekleri salmış. Ha 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 diye. Demiş biraz çekilmiş. Ha bana nokta koyayım. Ben de köpekten korkarım. Olur. Efendimle beraber dönerken mahallede koca bir siyah köpek vardı. Sokak ortasında yatar. Evvela doğruluğu bırakalım köpeğin. Köpekler emin olsun sonra ben eve giderim derdi. Evvela beni bırakır. Bunlar ince gibi gözüküyor değil mi? İnce gibi gözüküyor. Bunlar dağ gibi, silsile gibi büyük şeyler. Köpekler hırlayınca, gençlermiş korkunca Halettin Efendi Hazretleri tepesini buyurmuşlar. Ne korkuyorsun birader demiş. Dermiş olduğumuzu anladılar, hırlıyorlar. Çünkü öyledir. Derviş kısmına sofular, bunlar tahta demiyorlar, mübarek çalıyorlar diye hırlar. Şefihler bunlar çok ibadet ediyor diye hırlar, önüne gelen hırlar. Olsun. Durmuşlar tekkesine giderken böyle bir hadise olmuş. Ben buraya niye girdim? Unuttum. Neyse. Aklıma getirirlerse söylerim. Hasılı yetiştirdiği insanlar diyecektim. Heh, buldum. Estağfurullah. Nerede bizde o tarih? Bir zat var. Bir mahallenin caminin imamı. Muzaffer Efendi Fıtır Şapka giyiyor. Muzaffer Efendi okulda bir zamandan giyerdi, sonra kasket giyiyor. Laf söylüyor. Sonra onun mahallesinde hakikaten ipten kazıktan kurtulan birkaç tane delikanlı camiye devam etmeye ara sıra sabah namazlarına da gidiyorlar. Ve eski halleri kalmış. Tamam bir gün öğleden sonra, yani öğle namazından sonra, otur bakalım demiş, çay ikram edeceğim. Demiş, siz demiş eskiden camiden alanda geçerdiniz. Şimdi cami kuşu oldunuz, ne bu? Demişler işte biz, uzun lafı kızın, Karagümrük'e böyle onun daha doğru, daha doğrusu yegane doğrunun bu olduğunu öğrendik. O imam evvela hastaneye gelmiş. Şeyde o zaman. Mersin meydanında, Yümin. Şeyde ki değil. Fen Fakültesi'nin karşısındaki değil. Beyaz Saray'ın yanındaki. Gelmiş,
Hakkınızı helal ediniz. Hayırdır birader, niye? Ne oldu, ne oldu? Ben sizin hakkınızda böyle düşünüyordum. O herifleri camiye soktunuz ya, evliye olduğunuza inandım. Orada efendimin dükkanı, kitap şirketinden sahafa, bana da aynı şeyi. Ben size laf söylüyordum, hakkınızı helal edin. Ama evliye olduğunuza inandım. Bu nevi yetiştirdiği kişilerle esen yapıyoruz. Ben bunu Konya'da da söylüyorum. Hazreti Mevlana'nın şu kitapları var. Tamam var. İyi de 700 senedir yetiştirdiği adamları niye saymıyorsunuz? 700 senedir. Sultan Mehmet Mahdum'un başta olmak üzere binlerce adam. Onları niye saymıyorsunuz? Onlar eser değil mi? Hakiki eser o değil mi? Dolayısıyla kişileri yazdığı kitaplar şu kadar eser verdiğiyle değerlendirmek fevkalade yanlıştır. Verdiği zihniyet ve o zihniyeti yetiştirdiği adamlar önemlidir. Efendimin kronolojik hayatını anlatmaya elbette lüzum yok. Ama doğum tarihi 20 Ağustos idi. Yine bu güdük şubalarında. Allah yarabbim. Sevmem ben şubalarıydı. Hep söylüyorum. 1 Şubat babaannem göçtü. 49 yaşındaydım. Yani babaannem ben küçükken göçmedim. 49 yaşındaydım. Babaannem göçtü. Hayatıma çok yön veren Huzuki hocam Emin Omran göçtü. 20 Şubat'ta anneannem göçtü. İki çocuk sahibi koşarız. Anneannem değil ki çocuk değil. 13 Şubat'ta göçtü evvelim göçtü. 21 Şubat'ta göçtü ekmelim göçtü. Onların Amerika'daki temsilcisi yol yürüdü kimse. Dosa baba. Göçtü. İnşallah bu cumartesi Amerika'da seni devriye merasimini yapacağız. Çok sevgili bir arkadaşımız göçtü. Dünürüm göçtü. Şubat'ta göçtü. Ama benim doğum günüm 20 Ağustos. İşte o göçen Dosun Baba'ya gideceğiz. Bugün öyle dedi. Yani bir gün evvel tembih etti. Yarın da öğle namazından sonra gelin de Tosun'a gelin. Kanlıca'da oturuyor. Tosun Baba geldiği zaman Kanlıca'da oturuyor. Tamam gidelim. Haber ver. Geleceğiz. Niye? Tosun Baba rahmetlinin de aklında tam kalmamış. Ya bugün dedi efendimin doğum günü değil mi dedi. Evet dedi bugün doğum günü. Ha tamam. Gittik. Allah rahmet eylesin. Çay ve kahve de. İyice hava kararmaya yakın. 20 Ağustos günü. Pasta geldi. Hanımı Cemil Hanım. Birkaç tane mum koymuş üstüne. Mumları yaktı tozun orada. Ben de ortaya koydum. Buyurun efendim. Biz söndürmekle memur değiliz. Uyandırmakla memuruz. Onlara üzere. Sonra bana dinlendir dedi. Cümleyi unutmayın sevgili kardeşler. Biz söndürmeye memur değiliz. Uyandırmaya memuruz. Bu lafta son olsun. Allah şefaatine nail etsin. Şefaati ahirette günah sildirici olarak algılamamak lazımdır. Şefaat bu nevi büyük zavallı kiramı
iyi tanıyıp kendine örnek alarak dünyadaki davranış biçimini düzeltmektir şafa. Onun için efendim iyi tanıyıp onun o güzelliklerini kendi imkanımız, kendi kudretimiz içerisinde hayatımıza intikal ettirip şefaatine öyle nail olalım inşallah. Dediğiniz için teşekkür ederim. Allah ebedi ayrılık vermesin. Ahirette de ebediyette de beraber olacağımıza senedin var mı diye soruyor sokun. Senin var mı? Dedim yok, ben onun için beynel hafı ver recaim. Ben beynel hafı ver reca değilim. Ben korkmuyorum. Allah korkunç değildir, korkulmaz. Allah güzeldir, sevilir. Sevgilinin gönlünü kırmaktan korkulur. Çünkü bir doğru öyle. Takva kelimesi korku olarak çevriliyor Türkçe'ye. Eğer takva korku ise havf ne? Havf ne? Havf korkudur. Takva korku değildir. Allah'lı yaşamaya takva denir. Onun için bizim Resulullah Efendimiz Hazretleri'nin kişi sevgiyle beraberdir diye mübarek lisanlarından buyururken mübarek parmaklarını, hangi parmaklarını? İşaret parmağı demeyin, ağzınıza güven söylüyorum. Bunda da işaret parmağı değil. Bunda da şehadet parmağı. Bak şehadeti unutturuyorlar. Farkında mısınız? Bunu da sefer efendimden öğrendim. Bunda da şehadet parmağı. Çünkü namazda da etahiyyat okurken, el böyle dururken eşhedü en la ilahe illallah demek Hanefiye'de sünnettir. Şafiye'de olmazsa olmaz sünnettir. İşte mübarek ağzı Efendimiz kişi sevgiyle beraberdir diye buyururken mübarek şehadet parmakları da böyle. Allah da şahit, siz de şahit olun. Ben Efendimi çok severdim. Böyle olacak. Allah'a emanet.